İzmir'den, Göztepe'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, kariyer modumuza tam gaz devam ediyoruz Fenerbahçe'yle. Biliyorsunuz yarı transfer dönemindeydik ve Göztepe'yle bir maç yapmıştık. O maçın rövanşını oynayacağız. Ama öncesinde sizin bana yazdığınız bazı isimler var. Onlara bir transfer merkezinde göz atalım istiyorsanız. Onlara göz atmadan önce lütfen like atmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet, bazı raporlar gelmiş. Niel Mapay'ın gelmiş arkadaşlar. 78 gücünde 19,5 milyon euro. Güzel bitiricilik vesaire. Gayet güzel ama biraz pahalı. Başka Max Aarons'ı önermiştiniz. Sağ bek 12. Orta açması 68, biraz düşük değil. Yani bayağı düşük. Orta açması gerekiyor. Sprint hızı vesaire yeterli. Hedeflerden uzağız diyor. Önemli değil. Oyuncu sohbeti, herkesin beni oynatmaz mevki hakkında falan filan. Benim için yap bunu diyoruz. Hocam ama bir şey söylemem gerekiyor diyor Mesut Özil. En önemli anlarda oyundan alınmaktan nefret ediyorum. Son maçta beni oyundan almasaydınız beraberlik yerine galibiyet alacağımıza emindim. Maç bitmeden önce en azından iyi bir fırsat yakalayacaktım. Artık ne olurdu bilemeyiz değil mi? 2 puan kaybettik diyor Mesut. Havalara bak Mesut Özil'in. Yani artist hareketler, ben de kızıyorum. O anda senin düşündüğünden çok daha fazla etken olduğunu anlaman lazım. Bu bir takım oyunu ve bizim için doğru kararları aldığına güvenmen gerekiyor diyoruz. Burada hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Bu sadece seninle ilgili değil diyoruz Mesut Özil'e. Biraz Almanlığı tutmuş olur böyle şeyler, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, bazı isimler var. Öncelikle Sergio Ramos'a bakacağım. Sergio Ramos. Ooo, çok pahalı. Çok pahalı ama bir almayı deneyelim hadi. Bir fantezi yapalım. Transfer olmak istemiyor Sergio Ramos maalesef. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi şeyler katabilir bize. Evet, Marcelo'yu bir almaya çalışalım. Öncelikle oyuncu değişimi yapalım. Bekler diyoruz. Filip Nova veriyoruz 9. Ve 7 ekliyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, 19.300 istiyor bizden Zidane ve satış payı %10. Görüşmeyi sonlandırıyoruz. Arkadaşlar birazcık ileri saralım ki birazcık para geçsin elimize. Oyuncuları satmaya çalışalım. Bana birçok isim yazmışsınız. Sadece bir tane kişi oyuncularına güven, transfer yapma demiş. Ama sanki transfer gerekiyor çünkü buraya kadar bu oyuncularla oynadık. Evet, Ozan Tufan satıldı arkadaşlar. Braga ile anlaşma sağlıyor ve bütçemize 9 milyon euro ekleniyor. Teşekkür ediyoruz Ozan Tufan'a şu ana kadar verdiği katkılardan dolayı. Ferdi Kadıoğlu'nu Galatasaray istiyor 6 milyon euroya. Yani tabii ki de Galatasaray'a Ferdi Kadıoğlu'nu vermeyeceğim. Hemen paramıza bakıyoruz. 18 milyon euromuz var arkadaşlar. 18.02. Öncelikle kimi alabiliriz arkadaşlar? Bazı oyuncuları söylemiştiniz. Şu Christos Zolis'i tekrar deneyeceğim. 12.600 diyorlar. Sol kanatta güzel bir oyuncu, genç bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Evet, Pauklu futbolcu için şöyle yapalım. Filip Nova verelim 9. Üstüne de bir 5 ekleyelim bakalım neler olacak. Filip Nova artı 5 milyon euro. 16.800 istiyor. 16.800. Biz de oyuncu değişimi yapalım. Şöyle yapalım. Diego Perotti 7. 7'nin üstüne bir 7 de biz ekleyelim. 14'e versin. Ya da 8 ekleyelim. 15 olsun. Hadi ver oğlum. Hadi oğlum. Yok, illa diyor ki 16.800. 74 olana bakmayın. Özellikleri çok iyi. Alsam mı almasam mı acaba da kaldım. Defansa da bazı oyuncuları almamız gerekiyor. Tisserand artı 10 milyon verelim. Tisserand artı 10 milyon edecek. 16.800'den aşağı inmiyor arkadaşlar. 14 diyorum. 14 dersek 4 milyonumuz kalıyor. 14 diyoruz. Teklif ediyoruz. Bakalım gelecek mi Christos Zolis? Hoca tamam dedi. Christos Zolis'i de bağlarsak güzel bir transferi imza atacağız inşallah. Genç yetenek diyelim, bakalım ne diyecek. Rotasyon diyor.
Tamam diyoruz. 5 yıllık sözleşme okey diyoruz. Serbest kalma 34.100 diyor. Biz de diyoruz ki 35. Yani 35 milyon verirse herhangi bir takım Zolis'i direkt alabilecekler. Tamam diyorlar. Maaş. Normalde 11 alıyor. Şimdi bizim yüksek vermemiz gerekiyor. Şu ana kadar edindiğim bilgilere göre. 50 diyorum. 50 bin euro diyorum haftalık. Tamam diyor Christos Zolis Fenerbahçe'de. İlk transferimizi yapıyoruz yarı transfer döneminde. Hayırlı olsun diyorum. Bakalım bu genç oyuncu bizlere neler katacak. Evet 7 numarayı Christos Zolis'e veriyoruz. Hayırlı olsun. Jerome Boateng, Alman futbolcu. Çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı maalesef. 74 forvet. Gerek yok. Eren Zahavi'yi almıştım. Gerek yok. Diego Costa demişsiniz. Diego Costa sanırım oyunda yok. Sanırım oyunda yok son güncellemeyle. Diego Costa, Diogo bu Diego Costa. Evet oyunda yok arkadaşlar maalesef. Junior Moraes var 9 milyon 78 gücünde ama paramız yok. Bir de David Luiz'e bakalım. En ucuz sanırım o olacak. Alabilirsek güzel olabilir. 8.500 frikikleri de güzel kullanıyor. David Luiz'i bir almaya çalışalım bakalım neler yapabileceğiz. Diego Perretti'yi veriyoruz 7. Üstüne 1.5 ekliyoruz. Tam oldu. Verin artık. David Luiz'i. Bakıyorum yok illa 10 milyon vereceksin diyor. Oyuncu değişimi diyoruz. Buradan verebileceğimiz. Bekler. Filip Novak. 9 bakın 9 veriyorum yani. Parayı tabii ki sıfırlıyoruz. Filip Novak'ın yerine David Luiz geliyor mu? Hayır illa 10.600 vereceksin diyor. Yani çok enteresan cidden. Bir türlü oyuncu değiştiremiyoruz. Nazım. Gerek yok. Santraforlara bakıyoruz. Buradan bir kimseyi veremeyiz. Sinan Gümüş. Artı. Kaç verelim? 4, 5, 6, 8. Şöyle yapalım. Bakalım. Sinan Gümüş artı 5.5. Biraz düşüneceğiz diyor Mikel Arteta. Hep birlikte göreceğiz kabul edecekler mi? Evet Göztepe otobüsü şu anda stada geliyor. Fossini Diabate. Türkiye Kupası'nda gol kralı kendisi. Bakalım bu maçta gol bulabilecek mi? İzmir'den, Göztepe'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Bert Dikmen. Göztepe Fenerbahçe maçının anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Göztepe'nin ilk 11'i kalede Eğri Bayat. Dörtlü defansta Emir Atınç Nukan, Mihojević ve Paluli. İleride Vobodo. İleriki dörtlüde Tripić, Aydoğdu, Kayan ve Diabate. Ve en ileride İde'ye 4-1-4'lü ile çıktı. Ünal Karaman'ın temsilcileri Buffon kalede. Üçlü savunmada Filip Novak, Lemos ve Tisserand. Hemen önlerinde Mert Hakan Yandaş. Ozan Tufan satıldı ve Mert Hakan Yandaş'a Gündoğdu adeta. Onun önünde Sosa ve Osayi Samuel ve ileride bir dörtlü var. Samata, Tiam, Perotti ve Ferdi Kadıoğlu 3-1-2-4 ile çıkıyor Fenerbahçe. Yedek kadrosuna güveniyor Bert Dikmen. Fenerbahçe'mize şimdiden başarılar diliyorum. Maça başlarken like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Topun başında Göztepe'li futbolcu ve Türkiye Kupası'nda rövanş maçı başlıyor. Sağ tarafa Diabate. Diabate Perotti rahatsız etti. Bravo Perotti. Mükemmel aldı topu. Diego Perotti biraz bekledi. Kaptırıyor. Top Göztepe'de. İde'ye. Araya Lemos girdi. Söktü aldı topu. Şimdi Mert Hakan. Oradaki boşluğa mükemmel bir pas. Haydi gol olsun. Tiam. Çok açtı ayağından. Şimdi Osayi Samuel verdi. Tiam'a. Tiam aradan pas. Bir vuruş. Direkten dışarı. İşte böyle vurdu Arjantinli yıldız direkten dışarıya. Serbest vuruş kullanacak Göztepe dakika 11. Dikkatli olmak gerekiyor ceza sahası içerisinde. Bir kafa Lemos. Hızlı çıkabilir Fenerbahçe. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi arkadaşlarını bekliyor. Kimse yok desteğe gelen. Şimdi Mert Hakan'dan tekrar Ferdi'ye. Ferdi aradan görür mü? Gördü. Haydi gol gelsin. Tiam kaleci Eri Bayat. Lemos'tan Jose Sosa. Şöyle bir baktı arkadaşlarına.
Çok güzel bir pas Ferdi'den. Şimdi Osayi Samuel içeriye doğru çevirdi. Defans çok sakin. Presle oynuyor Fenerbahçe. Top Kayan'da. Aradan bir pas. Offside olması gerek. Diabate ile geliyor. Aman bravo Novak. Bravo Novak. İçeriye doğru. Bir kafa. Aman Buffon. Buffon hemen başlatıyor. Lemos. Top Lemos'ta. Lemos'tan Mert Hakan. Mert Hakan gidiyor. Top hala Mert Hakan'da. En sağlık arkadaşını gördü. Osayi Samuel. Hadi Samuel, fişek gibisin. Osayi Samuel. Osayi Samuel. Osayi Samuel. Dakika 30. Fenerbahçe Samuel'le golü buluyor. Bravo çocuklar. 1-0. Maç böyle biterse turu biz atlıyoruz. İşte Osayi Samuel. Buffon'un hızlıca başlattığı atakta Samuel bekledi bekledi, herkes pas mı verecek vuracak mı derken böyle vuruyor ve mükemmel bir şekilde yeri bayatın sağından topu filelere yolluyor. Dakika 30, Bright Osayi Samuel'in Türkiye Kupası'ndaki ilk golü. Tisserand. Tisserand'dan Mert Hakan, Mert Hakan'dan Ferdi, Ferdi'den Samata, oradan en sola Diego Perotti. Perotti içeriye doğru, haydi oğlum! Gole bak gole! Gole bak gole! Yedekler alev aldırdı stadı İzmir'i. Tiam! Diego Perotti'nin ortası, Tiam'ın golü. Şu rahatlığa bakın, şu rahatlığa. Dakika 35. Mükemmel bir pas geldi Ferdi'den. Diego Perotti. Özür diliyorum. Samata orada. Samata verdi. Perotti açtı ortayı ve Tiam. Şuna bakın şuna. Casillas olsa tekrardan futbola dönse bu topu çıkaramaz. İşte Tiam. 2-0. Yedeklerle can bulduk adeta. Süper Lig'de de mi acaba yedek çıksak diyorum. Küçük bir gönderme astıkma tabii ki bu. Tiam'ın Türkiye Kupası'ndaki birinci golü. Mihajlovic'ten ortaya Obina. Obina bravo. Bravo Sosa. Şimdi top Tiam'da. Tiam biraz bekledi. En sağ verdi. En sağdan da Samata'ya gelir mi o top? Kaleci Eri Bayat. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet, ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor Göztepe'de. İzmir'de 2-0'lık üstünlüğü var. Fenerbahçe'mizin Türkiye Kupası'nda rövanş maçında ilk maç 1-1 bitmişti Kadıköy'de. Ve şimdi de 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Tisserand çok güzel çıktı. Çok güzel bir pas. Aradan bırakabilir mi Osayi Samuel? Haydi Osayi Samuel. Osayi Samuel. Yanlış tuşa bastık. Yanlış tuşa bastım. Elim bir anda orada karıştı. Yanlış tuşa bastım. Envinyeli Samata. Geriye döndü. Perotti. Perotti'den de çok güzel Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi gidiyor. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi içerideki arkadaşını düşündü. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ben sizi daha önce niye oynatmamışım diyorum. Gole bak gole. Ferdi Kadıoğlu bugün harikalar yaratıyor. Golün ismi Tiam. Tiam, Tiam. Acaba o oyuncularına güven diyen abonemi dinlemeli miyim? Tabii ki de dinlemeliyim. Bir transfer yeter sanki diyorum. Yedekler böyle oynuyorsa... Yani biraz tabii formasyonu değiştirdim. Formasyonu değil de verdiğim görevleri değiştirdim. İşte Eğri Bayat'ın müdahalesi yeterli değil. Eğer ilk 11'e de böyle talimatlar verirsem çok iyi bir futbol bizleri bekliyor. Şampiyon olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Mamadou... Ay ne Mamadou'su? Mamet Yam, Türkiye Kupası'ndaki ikinci golü. Fenerbahçe'nin... Büyük bir avantajı bulunuyor. Şimdi Diabate ile sağ taraftan geliyor Göztepe. Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesi Taç Göztepe'nin. Bir oyuncu değişikliği. Yahovic giriyor İDM'in yerine Göztepe'de. Son 16-17 dakikaya giriyoruz maçta. İçeriye doğru Obina. Şimdi Kayan. Lemos. Lemos'un müdahalesi yeterli değil. Atak devam edecek. İçeriye doğru Diabate Buffon. Yenlerce Buffon. Evet, dikkatli olmak lazım. İçeriye doğru, Yahovic'e doğru, Yahovic 3-1. Buffon çok sinirlendi arkadaşlarına. Bomboştu Yahovic orada. Adis Yahovic böyle yükseliyor Tisserand'ın üstünden. Buffon çaresiz. Takımının maçtaki ilk golünü kaydediyor Adis Yahovic. Sosa. Sosa'dan Samata. Şimdi Jose Sosa. Jose Sosa verdi pasını Marega'ya. Aradan çok güzel bir pas. Oh.
Offside, offside. İlk şutunda golü buldu diyecektim tam ama işte bir adım önde Zolis, Yunan oyuncu offside. Zolis'le buluşur topu. Zolis çok güzel bir pas orada. İrfan Can Kahveci'ye. İrfan biraz açtı, ortaya çevirebilecek mi? Mihojević orada. Çok güzel geçti İrfan Can'ı, tebrik etmek lazım. Paluli, Samata koşuyor. Paluli, Samata'yı bakkala yolladı. Mihojević. Evet, pres var Fenerbahçeli futbolculardan. Fenerbahçe bu skorla çok rahat geçiyor turu ama yine de gol arıyor. Fenerbahçe moral arıyor. Evet, içeriye doğru Tisseran uzaklaştıramadı. Yahović indirdi. Aman dikkat Ovina. Ovina, kapatalım önünü. Adis Yahović. Tisseran. Nasıl penaltı? Nasıl penaltı? İlla penaltı verecekler Fenerbahçe'ye karşı. Neyse arkadaşlar, gol de olsa kurtarsak da turu geçiyoruz. Zaten son atak diyebiliriz, son pozisyon. Yahović geliyor. Yahović vuruyor. 2-2. Evet, toplamda 4-3. Bu maçta da 3-2 öndeyiz hala. Hiç sorun yok. Penaltıdan gol yedik. Santra'dan sonra hakem maçı bitirecek ve bir üst tura çıkan takım biz olacağız. Yahović'in 90. dakikada attığı gol Türkiye Kupası'ndaki ikinci golü. Evet, Samata başlattı ve maç bitiyor. Bir üst turdayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha değişik sosyal medya hesaplarım da var. Hakkında bölümünden bakabilirsiniz. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Instagram olsun, Twitter olsun, Facebook olsun. Ve Twitch kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü yakında Twitch yayınlarına da başlayacağız. Sizleri seviyorum diyorum. 5'te devre, 10'da biter kanalından iyi akşamlar diliyorum.